Arkadaşlar merhaba, Üstekin'i ben. KNC Pix olarak çalıştığımız gitaristlerle bir video serisi çekme peşindeyiz ve Erdem Birgül bizim ilk deneyimiz oldu. Abi ne haber? İyiyim, hoş geldiniz. Sizler nasılsınız? Hoş bulduk. İkinci kez. Bu ikinci deneyimiz. Aynen, olsun. Evet, bizi yine evinde ağırlıyor. Burası çok güzel bir yer. İkinci gelmemizin sebebi özellikle araya sıkıştırdığımız şeyler. Yani öyle geliyoruz, gitarları görüyoruz. Çekim gitar... yapamıyoruz. Tabii. Zaten bunu gitsek şimdi dokundurmuyorlar yani bizi. Biz de buraya. Çekim bahanesiyle. Aynen öyle. Çekim. Hoş geldiniz tekrar. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Sağlık diyeyim. Abi benim ilk başta sana gelmemin sebebi sen daha evvelden ağaç ve benzeri türevlerde penalar kullandın. İşte Duguay'ın Proust sana penal yaptı falan. benim ilk sorum, 4 tane soru hazırladım sana. İlk sorum şu, şimdi birazcık böyle de penaların detayından bahsetmek gerekirse bizim kullandığımız 15 farklı ağaç var abi. Yani bu ağaçların hepsi de işte morgül, işte snakewood diye çok özel ağaçlar var. Ama sana hitap eden şey, daha o hissetmek dediğin şey... Ben biraz da sert yapıda pena seviyorum. Yani çok ağaç olduğu zaman böyle çok koyu tınlıyor. Bir test videosu da yaptık ya. Evet. Yani onda da fark ediliyor zaten penayı değiştirdiğim zaman. Yani bence en orta yolu böyle sert, daha mukavemetli olan. Bu boynuz benim çok hoşuma gitti. Abanoz da fena değil. Abanoz da güzel. Yani ama hepsinin çalan kişiye göre hitap ettiği tarz farklı. Aynen öyle. Zaten o da sorularımızın arasında var bir tane. Aha, tamam. Şimdi ikinci sorumuz şu. Biz biraz böyle buna ecnebiler gir manyak diyorlar. Böyle deli gibi işte ağacımın ortasında cevizler olsun, işte kablon platinden olsun falan. Beni anlatıyorsun. Seni tasvir etmiyorum. Ama mevzu şurada başlıyor. Biraz böyle paranoya yaklaştık. Çok fazla. Çok fazla. Çok güzel bir noktaya temas ettin, aynen. Mevzu o. Ama bu paranoya sadece penada yok. Bende evet, yoktu. Kablolu da yok mesela. Son zamanlarda ben böyle biraz bir karşılaştırma videoları falan filan yaptım. Yapmaya devam edeceğim hatta. Kendi YouTube kanalımda. Ama esas mevzu gerçekten pena ve kablo da özellikle çok fark ediyor. Çünkü elinde istersen 1 milyonluk dolar, yani dolarlık gitar olsun, o gitar neticede bu kablo ile gidiyor amfiye. Yani kablo eğer kalitesizse kesinlikle hiçbir anlamı yok. Aynı şekilde pena da öyle. Yani pena tonu çok etkiliyor, çok fazla etkiliyor ve ben bunu aslında çok fazla karşılaştırmamıştım. Tınısını, rahatlığını, çalımını eyvallah. Ama şey olarak, tona etkisi olarak bu kadar yani birbirinden çok farklı tını verdiğim bu penalarda fark ettim. Özellikle kemik mesela çok bambaşka. Evet. Abanoz çok bambaşka tınlıyor. O çektiğimiz video zaten bayağı net. O EQ'da da belli oluyor. Evet. Equalizer evet. Kanalında ama ses olarak hani biz orada hiçbir şey değiştirmedik seninle. Yok, hayır, hiçbir şey değiştirmedik. Ama yani o boynuz pena ciddi boost. Sanki böyle boost pedalı açılmış gibi böyle bir etkisi var. Yani benim de çok acayip gitti. Yani tuhaf gerçekten. Evet evet, aynen. Yani aynı şekilde çalıyorsun ama farklı tınlıyor. Aynen öyle. Şimdi ben sana işte bir herhalde 4-5 tane pena verdim. Biraz ikişerli verdim ama. ve seninle ilk konuştuğumda benim zaten gitaristlerle konuşurken ilk merak ettiğim şey şu. Bu pena, yani mesela şöyle. Önünüzde 1 milyon tane pena var. Ama KNC Pix içeride. Sorduğum ilk sorulardan bir tanesi, yani çalmak için içeriden onu alır mısınız? Yani sorunun özü, KNC Pix senin ilk tercihin olabilir mi? Neden? Valla kesinlikle olabilir. Şu anda da zaten bunu kullanıyorum. Yani verdiğim penaları kullanıyorum. Çünkü eritmişsin bile. Bir tanesini hakikaten bayağı erittim, birkaç program çaldım. Çünkü şundan dolayı, yani malzemeyi gerçekten hissediyorsun yani çalarken. Çok organik bir şey bırakıyor. Bu daha doğru bir tabir olacak galiba. Yani çünkü insanı çok organik bir his bırakıyor çalarken. Yani diğer penaları kötülemek için söylemiyorum tabii. Yani iyi penalar var gerçekten. Ama senin yaptıkların yani çok başarılı. Kesinlikle herkesin denemesi, farkı hissetmesi. En azından birkaç pena alıp
yan yana koyup arasındaki farkı görmesi adına öneririm yani. Gerçekten iyi. Plastik penel standart zaten. Bu alınıyor ve çalınıyor. Ama penelle de tonunuzu ton yani tune your tone denilen hani bir sanki penanın üstünde de bir pod varmış da onu ayarlıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Aslında şöyle. Özellikle. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Hep yani insan sahip olduğu şeyleri, yani iyi şeyleri ortalama sahipse hep yani onun en iyisini zannediyorsun. Hı hı. Yani en büyük dert kendinde zannedersin ya başkasının derdini bilmeyen adam. İşte bu biraz deneme yanılmayla anlaşılacak olan bir şey. Ben mesela yıllar önce TS-9 almışım tüp screamer. O zaman bana çok güzel geliyor. Sonra Keeley TS-9 modlanmış alıyorum. Bambaşka bir şey çıkıyor ortaya. Aynı şekilde bu da yani bunu seçmemin nedeni bu oldu. Bu penayı deneyene kadar yani diğer penaları güzel geliyordu bana. Güzel zaten ama bunu denedikten sonra artık tabii ki bu. Yani bunun üzerine başka arkadaşlar gelirdi, başka penalar verirse onları da kullanırdı. Ama şu ana kadar bu denediğimin en güzeli bu. Çok teşekkür ederim. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum. 6 tane pena verdim ve sen dedin ki kemik boynuz sonra da abanoz dedin. Bunları bu şekilde tercih etmenin sebebi tamam titreşim onu tamam, şey yaptı. Tamam. Mesela şey diyebiliyor musun? Abanozu işte şu tarzda kullanabilirim gibi bir şey penalar arasında ayrımın var mı? Ya aslında var da işte bir tane adam tutmam lazım. Çünkü sana her tarz değiştirdi de penayı versin. Şöyle bir şey söyleyebilirim bununla ilgili. Mesela elimde kemik var şu anda. Kemik mesela çok tiz bir sound veriyor. Bunu mesela ben akustik gitarda tercih edebilirim. Akustik gitarda ritim çalarken. Ya da elektro gitarda ritim çalarken tercih edebilirim. Daha güzel bir hissiyat veriyor. Ama mesela solo atarken boynuzu tercih edebilirim. Ya da abanozu tercih edebilirim. Yani yapacağın müziğin türüne göre bile pena tercih edersin. Ama bu bunu burada yani şöyle bir durum var. İki durum var. Bir tanesi sahne, bir tanesi de kayıt. Sahnedeyken bu dediğin olayı yapamayız. Yani değiştiremeyiz. Hop oradan aldım. Yani sürekli elin cebinde bir hayat yaşamaya başlarsın. O yüzden standartın olmalı sahnede. Ama kayıttaysan istersen yani solo'yu bununla çal, başka kaydı başka penayla çal. İstediğini yapma şansın var orada. Ben sadece hepsini çok yani ölçtüm, tarttım açıkçası. Yani boynuzda karar kıldım. O benim hoşuma gitti. Süper. Zaten ton karşılaştırmamızı yaptık. O zaman evet. Uçurma. Uçuruma geçelim diyorsun. Tamam, hadi.